eski politikacıların vaatlerinden ve davranışlarından bahsedeceğim. Çiller Udidem diye bir modelden bahsederdi. Herkese iki anahtar, bir ev anahtarı, bir araba anahtarı. Tabii insanlar inanırdı buna. Kulağa hoş geliyor. Zaten insanlar, seçmen her zaman verilen gerçek olmasa da kulağa hoş geldiği için inanır, oyunu da verir. İnandırıcılığı yok tabii. Durup dururken nasıl bir ev sahibi, araba sahibi olursun durup dururken? Bir gerçekten böyle ülkede müthiş bir buluş olur. Oradan kazanırsın, gene de mümkün değil. Mümkünatı yok yani. Küçük bir olasılığı bile yok. Çiller'in böyle bir modeli vardı. Erbakan'ın adil düzen diye habire ağzından düşürmezdi Erbakan adil düzeni. Ondan sonra sorduklarında bir gün dedi ki, herkes dedi elinde ne varsa getirecek. Yani arsasını, evini, sahip olduklarını, parasını, altınını bir havuza atacağız dedi. Havuzda toplayacağız. İhtiyaç sahiplerine dağıtacağız dedi. Tabii insanı güldürüyor böyle saçma sapan. Kim elindeki sahip olduğunu götürür de yani verir. Saçma sapan bir şey yani. Olma ihtimali olmayacak bir vaat. Demirel'de onlar ne veriyorsa ben iki misleni veriyorum derdi ki, kısa keserdi yani. Bir şey anlatmazdı. Ondan sonra onlar ne veriyorsa ben bir mislini diye kestirip atardı. Özal bu vaat değil de ülkeyi yönetirken bir koyup üç alçam diye tutturdu. Yani nasıl bir ülkeyi yönetiyorsa böyle saçma sapan abuk subuk ırağa girmekten bahsediyor. Hani bir kere kavgaya girdiğin zaman kavgadan kimin dayak yiyip kimin dayak atacağı belli olmaz. Kavga bu. Savaşta da savaşın sonunda belli olur kimin galip geleceği, kimin mağlup olacağı. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Kurtuluş Savaşı bütün dünyaya örnektir. Yani hiç kimse düşünemiyordu Türklerin kazanabileceğini. Fakat işte iradesi, insanların iradesi, işte Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün müthiş insanların ona güvenmesi, savaşı yönetmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına sebep oldu. Hiç alakası yokken konu buraya geldi. Neyse, bu Demirel'in bir tane davulcusu vardı. Bilmiyorum onlar mı organize ediyordu, yani örgüt mü, onun partisinin örgütü mü organize ediyordu. Demirel işte seçimden önce mitinglere gittiği zaman o davulcu, yani şahıs davulla karşılardı Demirel'i. Tabii davulun sesiyle birlikte orada bir şenlik oluyor, yani bir heyecan oluyor. Ondan sonra bahşişini alırdı Demirel'den. Ben adamın uyanıklığı olarak düşünüyorum. Yani şeyden ziyade, örgütün ayarlamasından ziyade. Türkler uyanıktır. Şimdi böyle uyanıklıkları severler yani. Bir yerden çıkıntılık yapıp, dikkati çekip para kazanır. Hani bir şeyler elde eder yani. Ben de şahsın o davul
davulu çalmıyordu da davulcu tutuyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Çünkü 40 sene önceki durum. Tabii orada mitingde bir coşku oluyordu. Sonra bu şahıs Demirel hükümet olduğunda, yani iktidara geldiğinde ihaleleri paylaştıran kişiydi. Ama bugün olduğu gibi ihale değil yani. Mesela ihalenin birine bir müteahhite veriyorsa diğerine yani eşit paylaştırıyordu o. Aradan yolunu buluyordu. Yani en azından bir düzen var. Herkes bir şey alıyordu yani devletten o dönemde. O davulcu sonra onun o olduğu işi, herkes memnundu yani. Kimse şikayet etmiyordu. Bu herkese iki anahtar diyen Çiller'in Kuşadası'nda bir arsa satın aldığı ortaya çıktı. Tabii büyük bir olay. O zamanlar insanlar duyarlıydı yani. Böyle şeylere tepki veriyorlardı. Bütün millet olarak tepki veriyorlardı. Yanında çalışanın üzerine yapılmış arsa, tapusa yani, sonra geri almak üzere. Genelde öyle olur yani. Politikacılar kendi üzerlerine bir şey yapmazlar. Hep tanıdıklarına yaparlar. Sonra bir süre geçtikten sonra onu üzerine alır. O da öyle olmuştu. Sonra ortaya çıkardılar. İyice ortaya çıkardılar. Kaçamadı artık Çiller. Tansu Çiller. Ondan sonra dedi ki, bu dedi benim dedi annemin mi babaannemin çıkınından çıkan altınlarla oldu dedi. Yani aldım ben bu arsayı dedi. Komik tabii. Hani bir çıkında bir arsa Kuşadası'nda, yani büyük bir arsaydı. Ondan sonra Erbakan da adil düzen diyen Erbakan. Şimdi bu sürekli olarak bu parti kapatılırdı. Fazilet Partisi, işte Refah Partisi, bilmem ne Buğday Partisi sürekli olarak işte kapatılırdı yani. Çünkü söylemleri yasalara aykırıydı yani. Yasalar da o zaman uygulanırdı. Yani bugün de mesela uygulansa partiler kapatılır. Fakat uygulanmıyor. Yasa yok çünkü. Şu anda adamına göre yasa olduğu için sürekli parti kapatılırdı. 141-142 vardı. Düşünce suçu, solcuları içeriye attıran. 163 vardı. Bu sağcıları içeriye attıran. Sonra anlaştılar. 141-142-163 maddeler tarih oldu artık. Ondan sonra bu adil düzen diyen Erbakan kapatılınca devlet, hazine bir para veriyor bunlara. Ondan sonra bunlar kapatılınca iade etmesi gerekiyor o paranın. Çünkü partiye veriyor o parayı. Parti kapatılınca hazine geri istedi bu parayı. Bu 1 trilyonluk dava diye geçer. Ondan sonra dediler biz o parayı örgüte dağıttık, ilçelere dağıttık, o para kullanıldı diye. Tabii bu mahkemeleşti bu. Mahkemeye gitti tabii devlet. Google'a yazarsanız çıkar o. Dün gördüm ben. Ondan sonra bu işte Erbakan'la Abdullah Gül yargılandı bu davada. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olunca kendini sıyırdı. Sonra takip etmedim. Şeyi bilmiyorum sonucu ne oldu. Yani adil düzen diyen kişi devletten aldığı parayı iade etmedi. Devlet hazinesi. Sonra
Başka ne söyleyecektim? Bir tane daha söyleyeceğim bir şey vardı da. Kapatayım burada. Aklıma gelmeyecek çünkü. Boşluk olacak.